Merhaba arkadaşlar, bugün anlatım bozukluğuna değineceğiz. Öncelikle anlamla ilgili bozukluklardan bahsedeceğim, yani bağlaşıklıktan bahsedeceğim arkadaşlar. Birincisi, gereksiz sözcüklere yer vermek, evet, cümlede anlatım bozukluğuna sebep olur. Cümlede işlevi olmayan sözcük kullanılması anlatımın duruluk ilkesine aykırıdır. Eş anlamlı sözcük kullanılmasından veya bir sözcüğün doğal olarak içerdiği anlamın yinelenmesinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğudur. Yapıtınızı gereksiz fazlalıklardan arındırmalıyız dediğim zaman. Fazlalık zaten gereksiz anlamında olduğu için nedir? Duruluk ilkesine aykırı olduğu için bir anlatım bozukluğu yapılmıştır. Yazları sahil kıyısında yürümek dinlendirir. Sahil ve kıyı dediğim zaman bu nedir arkadaşlar? Eş anlamlı kelimedir ve anlatım bozukluğuna sebep olmuştur ikisi birden kullanılırsa. Bir not diyelim arkadaşlar, anlatım bozukluğunun geneliyle alakalı. Anlatım bozukluğu kuralları sadece yazı yazmada geçerlidir. Okunan metinde geçerlidir. Konuşma dilimizde devrik cümleler kullanabiliriz. Konuşmamız daha akıcı olsun diye bazı kelimeleri seçebiliriz ve konuşma dilinde konuşuyorsak eğer kesinlikle senin konuşmanda bir anlatım bozukluğu vardır diyemeyiz arkadaşlar. Sadece bu kurallar yazı ve okuma için geçerli. Konuşma için geçerli değil. Evet, iki diyoruz. Sözcüğün anlamca yanlış kullanılması. Sözcüğün anlamının tam olarak bilinmemesi, olumlu olumsuz anlamların veya sesleri benzeyen sözlerin karıştırılmasından kaynaklanır. Yani o sözcük o cümleye yanlış yazılırsa ne oluyormuş? Sözcüğün anlamca yanlış kullanılması söz konusu oluyormuş. Ülkemizde etken bir yanardağ yok değil. Arkadaşlar buraya etkin demeliyim. Çünkü ses benzerliği olduğu için ne olacaktır? Karışıklık çıkacaktır. Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar durgun. Pahalı. Fiyatlar çok yüksek demeliyim, değil mi? Bu nedenle pahalı diyemem. Ben mesela bir kazak için pahalı diyebilirim. Ama genel olarak konuşuyorsam fiyatların yüksekliğinden bahsedebilirim. Çünkü fiyatlar pahalı olmaz, eşyalar pahalı olur. Bu durum aramızdaki dostluğun bozulmasını sağladı deyince, şimdi sağlamak kelimesi olumlu bir ifade. Değil mi? Sağlamlaştırır, sağladı deriz. Ama şimdi bozulmasını sağlamak yanlış bir ifade olur. O zaman ne diyeceğim bunun yerine? Neden oldu diyeceğim. Çünkü kötü bir şeyden bahsediyorum aslında ben cümlede. 3 diyorum, anlamca çelişen sözcüklere yer vermek, kesinlik ve olasılık taşıyan kelime veya eklerin bir arada kullanımı ve aynı varlığın iki farklı durumun beraber verilmesinden kaynaklanıyor. Evet, bakalım. Hepimiz eminiz ki adam zorda kalmasaydı belki de bu işi kabul edecekti ya da etmeyecekti. Bak, eminiz ki nedir? Kesinlik var, değil mi? Yani şu kelime kesinlik katıyor. Ama belki de dediğim zaman olasılık. Kendisiyle çelişiyor. Çeliştiği için ne oluyor? Anlatım bozukluğuna neden oluyor. Annesinin kulağına bağırarak bir şeyler fısıldadı. Bağırmak yüksek sestir. Fısıldamak alçak ses. Ne oldu? İkisini birlikte kullanamam. 4 diyoruz. Sözcüğü yanlış yerde kullanmak. Genellikle sıfat ve zarfların birbirinin yerine kullanılmasından veya sıralama yanlışı yapılmasından kaynaklanır. İzinsiz inşaata girilmez. Sanki inşaat izinsizmiş gibi, değil mi? O zaman ne diyeceğim? İnşaata izinsiz girilmez. Bak, yer değiştirdim. Bu kavak fidanları 10 yıl içinde kesiliyor, olgunlaşıyor. Tersini yazmam gerekiyor. Önce olgunlaşması gerekir. Sonra kesilir. Bugün çok canım sıkılıyor. Bak, yine yanlış yerde kullanılmış. Bugün canım çok sıkılıyor.
bu şekilde doğru olarak yazılmalı. 5 diyoruz, deyimleri yanlış kullanmak. Deyimler yapıca ve anlamca kalıplaşmış sözler olduğundan deyimlerin yapı ve anlamında değişiklik yapılmıyor. Yani çünkü kalıplaşmış, ne noktalama işareti koyabilirim, ne yerini değiştirebilirim, ne eş anlamlısıyla kullanabilirim. Bu konuda başına estiği gibi davranıyor. Kafasına arkadaşlar, kafasına estiği gibi demem gerekiyordu. Bu işi ellerini yüzlerine bulaştırmazlar umarım. Ellerini yüzlerine değil arkadaşlar, ağzına yüzüne olacak. Doğrusu bu. Evet, biz de ellerini yüzüne çok kullanırız ama doğrusu ağzına yüzüne olacak. Sınavı kazanınca sevinçten etekleri tutuştu. Etekleri tutuşmak deyim nedir? Telaşlanmaktır. Ama sevinçten ne yaparsın? Etekleri zil çaldı dersin. Sen benim gözümde tütüyorsun. Gözde değil, burnumda tütüyorsun demeliydim. Evet arkadaşlar. Mantık ilkelerine aykırılık, cümlelerin dil ve anlam açısından mantıksal tutarsızlık veya sıralama yanlışı içermesinden kaynaklanıyor. Yardımlarımız tüm köylere, hatta en ucra yerlere bile ne yaptı? Ulaştı. Şimdi tersini demem gerekiyor, değil mi? Yardımlarımız en ucra yerlere, tüm köylere ulaştı demem gerekiyordu. Korkarım işleriniz yolundadır dersem, korkarım ve yolundadır dediğim zaman hem korkup hem yolunda olamaz, öyle değil mi? Bu nedenle mantık ilkelerine aykırılık olmuştur. Anlam belirsizliği. Cümleden birden fazla anlamın çıkarılmasıdır. Karşılaştırma yanlışlığından, sözcüğün yerinin yanlışlığından, tamlayan ve virgül eksikliğinden kaynaklanır. Küçük çam ağacının arkasına saklanmıştı. Şimdi küçük çam mı yoksa bir çocuk mu? Küçük bir çocuk mu? Virgül eksikliğinden kaynaklanan nedir arkadaşlar? Anlam belirsizliği vardır. Biz de yeni lokantaya gelmiştik. Şimdi lokanta mı yeni yoksa biz zaman olarak yeni mi geldik? Yine anlam belirsizliğine neden olmuştur. Ben senden çok zarar gördüm dediğimde, ben senden daha fazla mı zarar gördüm yoksa ben senden mi zarar gördüm? Buraya virgül konulması gerekiyordu. Yabancı gazeteciye tüm bildiklerini anlattı. Yabancı mı gazeteciye anlattı yoksa yabancı bir gazeteciye mi anlattı? Anlam belirsizliği vardır arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? İş yerindeki kişilerle kuracağımız ilişkilerde özenli olmalıyız. Burada sanki bir ne vardır arkadaşlar? Bir boğukluk vardır değil mi? İş yerindeki kişiler. Zaten iş yerindeki kişiler oluyor. Bursa Spor kendi sahasında Beşiktaş'ı yendi. Bak burada yok. Bu sınavı kazanabilmek için bütün zorlukları gözden çıkardım, göze aldım demem gerekiyordu. Çocuk ayakkabılarını kendine ait olan dolaba koy. Çocuk ayakkabılarını mı? Yoksa çocuğu mu? Değil mi? Anlam belirsizliği. O değil yarın, bugün bile hastaneden taburcu olamaz. O bugün değil yarın bile taburcu olamam demeliydim. İyi çalışmalar arkadaşlar.